Merhaba çocuklar, Hacer Can Öğretmen sayfasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 4, 5, 6 basamaklı sayılara giriş yapacağız. Ona başlamadan önce yüzer yüzer ve biner biner saymaya ne dersiniz? Hadi başlıyoruz. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 ve 1000. Gördüğünüz gibi 4 basamaklı sayılarda artık 1000 diye söz ediyoruz. Peki hazır 1000 bin demişken biner biner saymaya ne dersiniz? Bence bunu yapabilirsiniz. Hadi deneyelim. 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 Muhteşemsiniz. Şimdi de en büyük 3 basamaklı sayıyı hatırlayalım. Neydi? 3 kutu yazdık. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı. En büyük olması için en büyük rakamları yazarsak en büyük 3 basamaklı sayıyı elde etmiş oluruz. 9, 9, 9. Evet, 999 sayısını elde ettik. Hiç düşündünüz mü? Bu sayıya bir tane daha gelirse ne olur? Hmm, ne olur acaba? Artık basamaklar da arttırmaya gitmemiz lazım. Ne olur? 4 basamaklı bir sayı olur. 4 basamaklı bir sayı. Acaba ne olabilir? Evet, isterseniz sayalım. 997, 998, 999. Evet, mutlaka duymuşsunuzdur. bin sayısını elde ederiz. İşte bu bizim için 4 basamaklı sayılara giriş yapmamız anlamına geliyor. Evet, 4 basamaklı sayılar. Aslında biz bunu çok kullanıyorduk. Hatırlayalım. Mesela Atatürk kaç yılında doğmuştu? Evet, haklısınız 1881 yılında doğmuştu. Çok güzel. Peki başka bir şeyler düşünelim Bakın. Peki Atatürk Samsun'a kaç yılında çıkmıştı? Hmm, 1919 yılında çıkmıştı. Çok güzel. Peki Atatürk Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kaç yılında açmıştı? Evet. 1920 yılında açmıştı. Ve bundan 3 yıl sonra da Cumhuriyetimizi ilan etmişti. Neydi onun tarihi? Çok güzel. 1923 yılındaydı. Çocuklar, sizler de doğum tarihlerinizi düşünebilirsiniz. Çünkü sizin doğum tarihleriniz de 4 basamaklı bir sayı. Peki günümüze gelelim. Tarihte şu an hangi yıl yaşıyoruz? Evet. 2020 yılını yaşıyoruz. Gördüğünüz gibi dört basamaklı sayılara hiç de yabancı değilmişiz. Peki bunları yazarken ve okurken neler yapacağımızı şimdi görelim mi? Evet şimdi de dört basamaklı sayıların yazılışına bakalım. Bize 2019'u nasıl yazacağımızı soruyorlar. Burada yapmamız gereken şey 1000 sayısını gördüğümüz için bunun dört basamaklı bir sayı olduğunu düşünmemiz lazım. O yüzden dört tane kutucuk çizdim. Çocuklar, bir de şu yol var. Bin sayısı bize nokta koyacağımız yeri gösterir. Şimdi önce nokta koyarak yapalım, daha sonra kutumuzu dolduralım. Evet, noktamızı şurada üç tane basamaktan sonra koyuyoruz. Çünkü bunu öncesinde görmüştük. Bir. Evet, şimdi 2 Burası bin anlamı kattığı için 2'yi buraya ekliyoruz. Bin yerine nokta geldi ve sonra kalan sayıları yazacağız. Fakat yazarken dikkatli olmamız lazım. Burada gördüğünüz gibi 19 sayısı var. Burada yüzler basamağı, onlar basamağı ve birler basamağı vardı. Hatırlarsanız. Burada 100 ifadesi geçmediği için yok anlamına gelir. Hemen sıfırımı koyarım. Ve 19'u direkt yazarım. Ve okumaya çalışırız. 2019. okuduğumuzda da doğruluğundan eminsek yaptığımız işlem doğrudur. Ve gelelim diğer örneğimize. 1938. Evet burada bin ifadesini görüyoruz. Bin ifadesi 999'dan sonra gelen sayıyı ifade ediyor. Yani bir ile başlaması gerekiyor. Noktamızı koyduk. Bin dediği için buraya bir ile başlayacağız. Bin anlamı katıyor. Daha sonra peşi sıra gelen yazıyı rakama çevireceğiz. 938 hemen yazıyoruz. 938 ve tekrar okuyarak doğruluğundan emin olmaya çalışıyoruz. 1938 Evet çocuklar hatırladınız mı? 1938'de ne olmuştu? Evet 1938'de Mustafa Kemal Atatürk vefat etmişti. 1881'de doğmuştu. 1938'de de vefat etmişti. Evet şimdi de diğer basamaklara devam etmeye ne dersiniz? Evet. Basamak adlarını tekrar edelim isterseniz. Üçüncü sınıfta gördüğümüz yerden başlayacak olursak. Birler basamağı onlar basamağı, yüzler basamağı. Bu sene biraz önce de bahsettiğimiz binler basamağı aramıza katıldı. Bu basamağı geçerken gördüğünüz gibi bir çizgiyle ayırdık. Bu çizgiyle ayırmamızın nedeni artık bölük denilen kavrama geçiş yapacak olmamızdandır. Sayıları daha rahat okuyabilmek için üçer üçer basamakları böleriz çocuklar. Dolayısıyla buna bölük adı buradan geliyor. İlk gördüğümüz bütün sınıfta da yüzler basamağına kadar olan bölüğümüzün adı birler bölüğüdür. Bundan sonraki göreceğimiz bölüğün ismi de devam ediyor. Adı bin kavramından geldiği için hepsinde de bir bin olduğu için binler bölüğü adını alacaktır. Şimdi sizlerle birlikte örnekler yaparak bunların ne anlama geldiğini daha iyi öğreneceğiz. Evet şimdi örneğimize başlıyoruz. Birler basamağında 3 olsun. Onlar basamağında 5. Yüzler basamağında 1. Binler basamağında da 2 olan bir sayı okumaya çalışalım. Bunu okurken bölük kavramından yola çıkarak 1, 2, 3 basamaktan sonra birler bölüğünü binler bölümünden ayırmak için bir nokta koyuyoruz. Bu noktayı koyduğumuz zaman okumamız daha kolaylaşacaktır. Binler bölüğünü okurken buradaki rakamı e, normal bir şekilde okuyoruz. 2. E, noktamıza geldiğimizde bize bini hatırlatacak. 2000 2 bin. bin diye yazıyoruz. Daha sonraki sayıları zaten okumayı önceden biliyorduk. 153. 153 diye okuyoruz. Evet rakamlarımı yazmaya devam ediyorum. Diller basamandan başlıyorum. 7, 6, 3, 2, 5 rakamını yazdım. Evet okumak için yapmamız gereken şey öncelikle noktayı nereye koyacağımızı tespit etmek. Gördüğünüz gibi sağdan başlayarak 3 rakamdan sonra bölük ayrıldığı için bir noktayla ayırıyoruz bundan sonrası ise çocuk oyuncağı önce iki sayıyı yan yana geldiği için okuyabiliriz bu normalde nasıl okunur 52 diye okunur hemen 52 yazıyoruz sonra nokta bize neyi hatırlatacaktı bin kavramını hatırlatacaktı bin ekliyoruz ve geri kalan sayıları okumayı zaten biliyoruz 367 bu şekilde yazıyoruz. Evet, çok güzel. Evet, işi biraz daha büyütmeye var mısınız? Başlıyoruz o halde. Hadi sıralı bir şekilde gidelim. 0 1 2 3 4 5 rakamlarını yazdım. 6 basamaklı bir sayı elde ettim. Peki bunu okurken ne yapmamız gerekiyor? Evet bunu okumak için öncelikle bölük kavramından faydalanmamız lazım. Ne yapıyorduk? Noktayı koyacağımız yeri tespit edeceğiz. 3 basamaktan sonra şuraya bir nokta gelecek. Ve bundan sonrası kolay. Ne yapacağız? Bölük olarak şuradaki sayıyı okuyduktan sonra bin ekleyeceğiz. Ve sonra geri kalanını okuyacağız. Önce sayımızı okuyalım. Buradaki sayımız 543'tür. Hemen yazıyoruz. 5 143. noktaya geldiğimizde 1000 yazısını unutmuyoruz. Daha sonra kalan sayıları okumak kolay. 210. Hemen yazıyoruz. Bu arada fark ettiyseniz her kavramın bitişik yazılmadığını göreceksiniz. Ayrı ayrı yazmamız gerekiyor. Çok güzel gidiyoruz. 6 basamaklı sayıları artık çok kolay bir şekilde okuyabiliyoruz farkındaysanız. Peki şimdi de okunuşunu ben versem sizler rakamlı şekilde yazsanız ne dersiniz? Hadi deneyelim. 2 100 50 7 1000 5 186 Uuu Bunu nasıl yazacağız şimdi? Evet çocuklar. Her zaman ne yapıyorduk? 1000 sayısına odaklanıyorduk. Önce şuraya bir noktamızı koyalım. Ve 1000'i yuvarlak içine alalım. Bu bin bize çok yararlı. Faydalı bir ipucu verecek. 1000 ne demekti? Noktaya kadar olan yer demekti. Gördüğünüz gibi bin yazan yerin sağında ve solunda rakamlar var. Artık işim çok kolay. Bin olan yerin önce solundaki kısmını kutucuklara yerleştiriyorum. 257 diyor. 3 basamaklı bir sayı şey değil mi bu? 257. 3 kutucuğa yazdım. Sonra bin kelimesinin karşılığı nokta olduğu için bu sayıyı yazmış oldum. Bu kısım tamam. Geldik buraya. Burada da 586 sayısını görüyorsunuz. 586 3 basamaklı bir sayıydı. 3 tane kutucuğa tam olarak geliyor, denk geliyor. 586 yazıyoruz. İşte bu kadar. Şimdi de 210.016 sayısını nasıl yazacağımızı görelim. Ne yapıyorduk? 1000 sayısını yuvarlak içine alırken 3 basamaktan sonra şuradan bir noktamızı belirliyorduk. Sonrası kolay. Sağ ve solda oluşan sayıları yazmak. Bunu yazarken çok dikkatli olmamız lazım. Şimdi 210'u yazacağız öncelikle. 210'u şu şekilde kutucuklara yerleştirdim. 210 bin yaptı. Geldik 16 kısmını yazmaya. 16 yazmak için buraya 1 6 yazarsam yüzler basamağına yazmış olurum. Ama burada hiç yüz diye bir şeyden bahsetmemiş. Burada yüz yok. O zaman yüz yoksa nedir orası? Evet orası sıfırdır. Demek ki yüzlüğü yok. 16'yı aynı şekilde onluklara ve birliklere dağıtırım. 16. Gördüğünüz gibi yazdım. Tekrar okumaya çalışırım sayımı. Noktaya kadar bin 16. Çünkü yüzlükleri yok. Biz bu işi anladık sanırım. Şimdi size bir soru sormak istiyorum. 6 basamaklı sayılara başladık. 6 basamaklı en büyük sayıyı bana söyler misiniz? Altı basamaklı en büyük sayı. Evet. Bunu videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın çocuklar.